Önceki videoda kaldığımız yerden devam ederek loncu ve uzun vadeli tahminlerini değerlendirmeye çalışacağız. En son 2023 yılı hakkında konuştuk. Önceki videoda 86 sent diyor. Tabii bu doğru değil. 2023'te neler yapabilir? 3016'lar belli. Yani çok rahat bir şekilde kırılacak. Sağlam bir şekilde kırılacak. Bu ivmeyle gittiği takdirde de ben ortalama 3.027-27.5 civarlarında açıkçası 2023'ü kapatabileceğini düşünüyorum diye özetlesem doğru olacaktır. Beklentim bu yönde benim 2023 genel fiyat tahminim. Tabii bu pek çok şey Fed'in kararı, ABD'nin potansiyel TÜFE'si, aynı şekilde SEC'in ETF olayı, Bitcoin'in mevcut istikrar içerisindeki hali gibi etkenlerden kaynaklanmaktadır. 2030 ya hani ChatGPT'nin söylediği doğru, 2030 için gerçekten fiyat tahmini yapılmaz. Zaten yatırımcının mesela 2030 fiyat tahmini diye bir şey olmaz. Fiyat tahmini dediğiniz şey zaten başlı başına yapılan bir anlatıyı gösterebilmekten geçer. Hani 2023 fiyat tahmini. 2023'te genel yörüngeyi belirleyebilmek için mesela yatırımcı neyi bilecek? Nereden alım yapabilirim? Bu kripto paranın potansiyeli ne? Nasıl bir varlık? Bunu anlamak lazım. Nerelerden satılabilir? Budur yani. Sonuçta 2030 fiyat tahmini diye bir şey olmaz. Yani ne diyebilirim ki? 2 sent ile diyor 118,32 dolar dalgalanması bekleniyor. Ya bunu yazan gerçekten vallahi hiçbir şey bilmiyor. Tamamen gereksiz yere yazılmış. Ben açık bir şekilde söyleyeyim. 2 sent fiyatlarına erişeceğini düşünmüyorum. Mesela bunları yazıyorlar. Üstüne bir de yatırımcıya satış yapacağı yeri kaçırtacaklar. Böyle bir sıkıntı var yani. Hani satılacak yer kaçırılacak. Ben ondan dolayı kızıyorum aslında. Mesela adam güzel noktalar gelir, belki 0.5 diyorum, 2.05 pozisyonları belki sezon içerisinde gelir. Adam bekliyor. Niye? 2 sent olacak çünkü de o yüzden. Devam et beklemeye. Tabii bunlar vakti geldiği zaman konuşulacak şeyler. Şu an tam olarak bununla alakalı konuşamıyoruz. Mesela her zaman yakın zamanlı durum değerlendirmesi yapmak esastır. Örneğin şu anda yakın zamanda gördüğümüz bir olay. Bir takım kesim diyor ki ya Bitcoin hala düşecek diyor adam. Ya düşecekten kastım öyle düzeltmeydi, şuydu buydu değil. Adam ciddi ciddi, bir tane bizim işlerinde Türk olan var. Yani adını bilmiyorum kişinin bu arada. Hani bilsem de söylemem tabii ki burada şöyle diye şey yapıyor diye, ama bir de Kapo var mesela. Kapo Bitcoin 25 bin dolarken başlıyor ağlamaya. Bitcoin 12 bin dolara düşecek, 10 bin işte dolara, 9 bin dolara düşecek. Hep böyle gibi bir şeyler söylüyorum. Ondan sonra özür falan diledi herif. Bizim bir tane Türk arkadaş var. O da hala diyor ki Bitcoin'in 19-20 bin dolara düşeceğini düşünüyorum diye söylüyor. Vallahi doğru değil. Bak vallahi doğru değil. O kadar açık konuşuyorum ya. Biz şu anda tabii ki nokta atışı bir fiyat tahmini olmaz. Ama BTC'nin gerçek bir yükseliş halinde. Mesela bak sadece örnek veriyorum. Bundan günler önceki videolarımı izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok değil, 4-5 gün önce Bitcoin ile alakalı konuşuyorduk. Potansiyel bir Aralık rallisi, Aralık ayının başında gerçekleşebilecek bir yükselişten bahsediyorduk. Ve şu anda çok sert bir şekilde o yükselişi yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu nasıl öngörülebilir? Bu öngörülebilir. Çünkü piyasanın her veriyle pozitif olduğu ve belli. Bütün veriler bağırıyor. Tamam. Katalizörler var, hazır. Neler olabileceği ortalama belli. Bir de tabii ki teknik yapı yakalandığı zaman belli ki fiyat yükselecek. Ama
daha ileri vakitte mesela adam diyor ki Bitcoin diyor 42-43 binlere kadar çıkabilir. Ama ondan sonra 19-20 bin deneyecek. Nasıl deneyecek? SEC ETF'i onayladığı zaman nasıl 19 bin deneyecek? Halving esnasında nasıl 19 bin deneyecek? Mayıs ayıyla birlikte Fed faiz azaltırken nasıl 19 bin deneyecek? Eğer öyleyse kişi bekleyebilir. Yani bu noktada 19 bin doları bekleyebilir. O beklesin. İnşallah gelir de alır. Ama gelmeyecek. Olmayacak duaya amin diyor yani. Piyasada tabii ki hiçbir şey için büyük konuşmamak lazım. Ama söylediği şey imkansız. Normal giden piyasa şartları ve standartlarında imkansız. Onu anlatmaya çalışıyorum ben. Burada anlatmaya çalıştığım şey de bir takım şeyler daha kısa vadede katalizör varsa öngörülebilir. Sizin de piyasada öngörülebilir noktada kalmanız lazım. Bu sezon için bir şeyler öngörülebilir. Bitcoin'in çok güçlü seviyelere yükselebileceği, belki 500 binlere kadar yükselebileceği ortalama öngörülebilir. Yonca'nın 2.01 dolar gibi fiyattır, belki daha yukarısını alacağı öngörülebilir. Ama 2030 öngörülemez. 2030'da bir şey yok. Şöyle öngörüyorum ben açıkçası. Yonca'nın artık adının bile bilinmediği bir kripto para olacağını öngörüyorum. Tamam. Hani burada yapabileceğimiz öngörü de bu. Sezon içerisinde tabii bir takım katalizörler var. Bunlar potansiyel olarak nedir ki bunların bilinmezliğine rağmen hani yatırım yapmak ne kadar mantıklı bu da size kalmış. Buna göre fon ayırmanız lazım. Mesela Lunge'un hala listelenebileceği ciddi borsa var. ABD hükümeti değişirse bunların yakasını bırakırlar yeni yasalarda çıkınca. Coinbase, Robinhood gibi borsalar listeleyebilir. Yani böyle bir seçenekleri olacaktır. Bu da tabii fiyatlarına ciddi yükselişler katacaktır bu şekilde olduğu takdirde. Bu gibi şeyler var yani. Bu gibi olaylar var. Tabii trader oranları da yüksek olduğu için pozitif. Ama bu demek değil ki 2 sent olacak ya da 118,32 dolar gibi. Şu zaten imkansız. Yani şunu direkt şey yap. Eleyin yani bu tarz bir şeyi. Ama genel olarak katalizörler bunlar. Tabii bozabilecek bazı parametreler var. 2030 değil, 2024-25'in zaten dışına hiçbir kripto para da çıkılmaz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.